Yağmur, kedin nerede? Kedim mi? Ha, o kedi. Dolaşmaya çıktı. Öyle mi? Evet. Günaydın herkese. Günaydın Yağmur. Günaydın. Günaydın. Amcamın oğlu Selim. Nana, çocukların... Bakıcısıyım. Çok memnun oldum. Ben de. Geldin. Hop hop. Yerime oturmuşsun aslanım. Emre, bu nasıl bir tavır? Yakışıyor mu sana hiç? Ya yerime oturmuş, kalksana. Emre, terbiyesizleşme lütfen. Tamam Hakan abi, sorun değil. Hayır, otur Selim. Kalkma. Ben kahvaltıdan etmiyorum. Emre! Dünden beri neyi var bunun? Emre, inatla susmaya devam mı edeceksin oğlum? Küstük mü yani? Ama yaptığın çok ayıptı Emre. Biz misafirlere öyle mi davranıyoruz koçum? Sen koca adam oldun artık. Yakışıyor mu? Koca adam mı oldum? Tabii ya. Artık 6. sınıf oldun. Koca adam sayılırsın. Öyle çocukça davranmak sana hiç yakışmıyor. Ya gıcık oluyorum ama ona. O senin kuzenin Emre. Hem ne yaptı sana da gıcık oluyorsun? Bir şey yapması gerekmez, gıcık oluyorum işte. Hep bizde mi kalacak? Hayır canım, annesiyle kalacak. Ama babası Amerika'da. Dönene kadar onlara göz kulak olmamız gerekiyor. Dün annesinin işi vardı. O yüzden bizde kaldı. İyi bari. Emre, seni çok seviyorum oğlum. Kimseyi Yağmur'u ve seni sevdiğim kadar sevemem. Biliyorsun bunu değil mi? Ya Selim'i kıskanman saçma yani. Ah baba, benim derdim çok daha büyük. Bir bilsen. Bak geliyor. Bana bak kül kedisi. İki dans ettim diye boş hayallere kapılma sakın. Neden söz ettiğini anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. Selim'den uzak dur. Zaten burçlarınız bile uyumlu değil. Evlenirseniz hüsranla sonuçlanır. Hı? Gülcan saçmalama, ne evliliği? Siz delirdiniz mi ya? Benimle doğru konuş. Yoksa disiplini boylarsın. Kızlar ne oluyor burada? Hiç hocam, sohbet ediyorduk. Öyle değil mi Zeynep'ciğim? Zeynep, sen bana yardım eder misin? Tabii öğretmenim. Kızın iyi bir derse ihtiyacı var. Öyle yavru köpek pozlarıyla Mimi'yi de kandırdı. Ama ben ne yapacağımı bilirim. Kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Emre! Emre, ben senin düşmanın değilim canım. Bunu zamanla anlayacaksın. Çocukça davranmaktan vazgeç artık. Şu kalan dediğini duydun mu? Kendisi sanki çok büyük, bir de bala çocuk diyor. Emre, sence fazla büyütmüyor musun? Selim sana ne yaptı? Bana bir şey yapması gerekmez. Okulun bütün kızlarını kendine aşık ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de babamı etiketi altına aldı. Ay Emre, gerçekten çocukça davranıyorsun. Ya bana çocuk demeyin, şimdi delireceğim. Petek, Petek. Sana günlük raporumu veriyorum. Selim dün gece Emre'lerde kaldı. Servise gelmediler. Sanırım yine servise kaçırdın ışıklar. Onları taksi dinlerken gördüm. Aferin Özge. Görevine devam. Ne tatlı şeysin sen ufaklık. Selim, kuzeninmiş öyle mi? Evet. Ufaklık mı? Of, of. Demek yedi taşı bulup yerlerine oturtunca İlayda'yı yok etmeyi başarabileceğiz, öyle mi Kirkon amca? Evet. Yedi taş tamamlandıktan sonra buzlar gezegeninde bir gök kuşağı oluşacak. Ve İlayda yok olacak. Ay, nasıl tamamlayacağız peki? Bilsem ilk sana söyleyeceğim. Ama bilmiyorum. Hayret canım, hayret! Kirkon amca, bu iş çok zor. Bu öğrenciler çok tecrübesiz. Daha maddeleri yok etmeyi bile beceremiyorlar. Bu kadar zor bir görevin altından nasıl kalkacaklar? Başka çaremiz yok. Periler oraya gidemiyor, biliyorsun. Ay biliyorum. O zaman şu taşların nerede olduğuna bir bakalım da gidip hepsini toplayıp gelsinler ha. Bir de bana bunoş muamelesi yapıyorsun. Aha. Ama benden aşağı kalır yerin yok Kulina. Deniz kıyısından taş mı topluyorsun kızım?
Her taşın yerine ait bir ipucu var. Bak, ilk taşın yeri burası. Bu taş gelmeden ikinci taşın nerede olduğunu bilemeyiz. Peki ilk taş neredeymiş? Çatlama, patlama. Bakıyoruz işte. Hayret yani, hayret. Hangi taş? Hangi taş? Bu kitapta bir şey yok. Hayalini kendin yönlendir. Kirkon amca. Bir daha söyle. Ne söyleyeyim? Demin söylediğin şeyi. Ne dedim demin? Şimdi düşüp bayılacağım. Hayalini kendin yönet gibi bir şey söyledin ya. Öyle mi dedim? Tamam. Hayalini kendin yönlendir. Dur Kirkon amca dur. Aç gözlerini bak. İşte ilk taşımız. Lal taşı. Yani hayal taşı. Yaşasın. İşte bu kadar. Yaşasın işte bu kadar. Lal taşı, hayal taşı. Evet tatlı. Boşma ya, öyle bak. Sana doğru uçsana. Hale bak, gülerim ne hale gel. Kuyruğunu yakalıyorum. Şaşı bak. Ne biçim süpürgesin sen? Uç. Şimdi çekin ol bakalım. Ay çok eğlenceli. Püskül gülmekten bayılacağım, şuna baksana. Aman çok komik. Üf, nasıl öğretmen bunlar ya? Derse bir kere zamanında gelmediler canım. Gezegenlerimiz buzlar altında, kimsenin umrunda değil. Şimdi ne yapacak hadi? Ben senin sahibinim. Dinleyeceksin sözümü. Şimdi buraya gel. Gel diyorum sana. Süpürge. Gel diyorum. Buraya gel. Buraya gel. Ne biçim süpürgesin sen? Çok güzel, çok güzel. Seni cezalandıracağım artık. Bir avuç dolusu amarak. Senin şu kızı çağır da gelsin bakalım. Elimizdeki en işe yarar öğrenci o. Nana'yı mı? Evet canım, evet Nana'yı. Nana. Buraya gel. Efendim Gülna? İlk taşın hangisi olduğunu öğrendik. Şimdi buzlar gezegenine gidip onu getirmeniz gerekiyor. Tamam, geliyorum. Hem dans et, hem kuyruğunu yakala, hem gece basa. Kendine gel şaşkın. Makbuş, benim hemen saklı adaya gitmem gerekiyor. Ay kızım, azıcık dur. Hakan bir gitsin. Makbuşcum, bu çok acil. Hadi aşkım, idare ediver. Lal taşını bulma sürecinde hayalinizi kendinizin yönlendirmesi çok önemli. O zaman kolaylıkla taşa ulaşabilirsiniz. Hayalimizi nasıl yönlendireceğiz peki? O kadar zor değil. Konsantre olmanız yeterli. Bakın şimdi. Ben kendimi şu anda deniz kıyısında mayomu giymiş, şezlonga uzanıp mojitomu yudumlarken hayal ediyorum. Ay Kirkon amca, hiç güleceğim yoktu. Bakın şimdi, gözlerinizi kapatın ve o anda sadece istediğiniz şeyi düşünün yeter. Tamam. Ancak çok iyi konsantre olmalısınız. Hadi bakalım, kapatın gözlerinizi. Thank you.
güzel kızı ben olayım. Gerçi öyleyim ama fazlasını istemekten zarar gelmez. Keşke başka bir hayvan olsaydım. O zaman kral olmak için bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdım. Çiçi mi oldum ben şimdi? Cadı olmak istemezdim. Böylece süpürgeme söz geçirmek zorunda kalmazdım. Böylesi daha iyi. Şimdi de ben hiçbir cadının sözünü dinlemeyeceğim. Uçuyorum, özgürüm. Süpürgeyim artık. Uçuyorum. Özgürüm. Sen çok oluyorsun ama. Kulina çıkar beni buradan lütfen. Kimsenin sözünü dinlemiyorum. Sakın bir daha bunu yapma. Şimdi delireceğim. Bunlarla işim var benim. Şu hale bak. Ayağım da çok tatlıymış. Seninle de Kirkon amca. Ben bir aşkınım. Şu tiplere bak. Şimdi dönüştürme sihrini öğreneceğiz. Hadi ama o kadar da zor değil. Hayal gücünüzü çalıştırın biraz ha. Ben artık bunu yemem. Kukita, 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 Kukita. Kulina amca, Kulina ayıp oluyor ama. Her neyse, gel biraz. Hayal edin ve başarın, hadi. Kirkon amca. Ne yürüyüp duruyoruz böyle. Söylesene ne diyeceksen. Sahi. İyi haber, taşın nerede olduğunu sapladım. Kötü haber, çok tehlikeli bir yerde. Öyle mi? O halde öğrencilerin hepsini gönderip tehlikeye atmayalım ha? Bu aslında cesaret testi gibi. Bu yüzden eğitimimizin bir parçası olarak bu taşı bulmaya en korkak ve en aksi olan gitmeli ki. Bir taşla iki kuş vuralım. Bakalım cesur ve yardımsever olabilecekler mi? İyi fikir. O halde anahtar çocukla beraber kendi sesinden korkup bayılan balyozla her şey söylenen püskül gitsin. Bir de anahtar çocuk da Nana tabii. Hiç öyle bakma Kirkon amca. Nana olmadan anahtar çocuğu gönderemem. Peki. Senin dediğin gibi olsun. Yine nereye? İlayda'yı alt etmemiz için sahip olmamız gereken birinci taş Hilal taşı. Yani hayal taşı. Buzlar ülkesine gidip o taşı almanız gerekiyor. Yine mi? Ben oraya hayatta bir daha gitmem. Ben de. İtiraz etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü bu eğitiminizin bir parçası. Ayrıca sizlerin gezegenlerinizi kurtarmak istediğinizi sanıyordum. İstemiyor musunuz? İlk taşı almak için oraya gidecek olan arkadaşların isimlerini açıklıyorum. Nana. Püskül. Ben mi? Neden ben? Ya bari ilk göreve ben gitmeseydim ya. Ve? Balyoz. Önce yalancı taşlarla kaplı yoldan geçeceksiniz. Yalancı taşlar sizi korkutmaya ve yanıltmaya çalışacaklar.
Sakın onlara inanmayın. Eğer onların dediklerini yaparsanız taşların içine hapsolursunuz, ona göre. Bakın, burayı geçince boş duvarlarla kaplı bir salona gireceksiniz. O salonda gizlenmiş olan kapının kolunu göreceksiniz. Sonra kapıyı bulup açmanız gerekiyor. Bundan sonra en büyük sınav çıkacak karşınıza. Bu kadarına benim kalbim dayanır mı bilmiyorum. Hadi Nana. Yağmuru getir de daha geç olmadan gidin artık. Tamam. Ha, bu arada zamanı anlayabilmeniz için size bu kum saatini vereceğim. Unutmayın. Zaman dolar da bu tarafa geçmeyi başaramazsanız sonsuza kadar buzlar gezegeninde kalırsınız. Aman ne şahane. Hepsi bu mu? Evet. Evet. Tamam, o zaman artık bayılabilirim. Ah. Hadi işte. Oğlum ya, bunun da bir yola çıkacağız şimdi. Şey, kalk kalk. Kalksana bay. Şimdi sizlerle üçgenler konusunu işleyeceğiz. Ama önce size bir masal anlatmak istiyorum. Bu masalda bir aşk üçgenini anlatıyorum. Ülkenin birinde bir prens yaşarmış. Bu prens bir gün bahçesine gelen bir peri kızına aşık olmuş. Ama prensese aşık olan bir başkası daha varmış. O da kötü kalpli vezir. Kötü kalpli vezir aynı zamanda büyücüymüş. Bakmış ki peri kızının gözü prenste, madem benim olmayacaksın, ikiniz de asla kavuşamayacaksınız deyip sihir yapmış. Prenses kaybolmuş. Meğer kötü kalpli vezir, prensesi etrafı lavlarla dolu bir zindana hapsetmiş. Ama prens hiç peri kızından vazgeçer mi? Asla geçmez. Evet. Gerçekten de vazgeçmemiş zaten. Prens tüm zorluklara rağmen peri kızını hapsolduğu yerden kurtarıp veziri alt etmeyi başarmış ve hayal ettiği aşka kavuşmuş. Şimdi bu masalda bir aşk üçgeni var demiştim. Bakın şimdi. Bu üç nokta. Ve bunları birleştiriyorum. Büyücü, prens ve peri kızı. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren doğru parçalarından oluşan madem üçgenin var. Ve hayal ettiğim aşka ulaşmak istiyorum. O halde cesur olmalı. Hem de çok. Hop, içeri gir, içeri içeri. Hat, 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 gel pasa pasa. Kızlar vallahi çok peşin. Annem yine rejime başlattı. Sadece meyve yiyecekmişim. Senin burcundakiler tüm hayatları boyunca kilolarıyla uğraşırlar. Yani siz bakasın. Tepsiye yakın olabilmeyi için akıl verirdim ama içimden sana iyilik yapmak gelmiyor. Özge, biz seninle yıllardır arkadaşız. Hatta neredeyse kardeş olmak üzereydik. Hadi ya, yap bana bir iyilik. Ona olan duygularını belli edebilmem ve ona yaklaşabilmek için evde küçük bir parti ver. Uygun bir zamanlı kollar, duygularını açarsın. Aa, çok iyi fikir. Ver bana. Atıyorum. Senin hayalin ne? Bilmem. İyi bir resim olabilmeyi çok isterdim. Bak, bak, bak. Gör beni. Gel. Ya. Tamam, sakin ol. Ben de 2 yıl resim kursuna gittim. Ya ne güzel, ben de çok isterdim. Şimdi git bana partiye davet edeceğim. Hı. Merhaba. Yarın bizim evde bir parti var. Sen de gelir misin? Of, ne partisi be? Zaten sinirim tepemde. Çekil başımdan. Petek, neden öyle davrandın? Düşünsene, evde bir parti veriyorsa Selim'le mutlaka gelir. Ne de olsa kuzenler. Ah, sahi ya. Neden beni uyarmadın şaşkın? Ama ben... Bu senin için eksi puan oldu ona göre. At abi, at. Ya, of ya. Rejim çok iyi gidiyor. Oğlum at.
Tamam, bu kadar üzülme artık. Nasıl üzülmem oğlum? Beni nasıl tersledi görmedin mi? Bence Mimi'nin size söylediği gibi hayallerinden vazgeçmemelisin. Cesur ol. Git bir daha davet et. Hadi. Bak gülümsüyor. Evet ya. Tekrar geleceğim. Hadi bay bay. Buradayım, içerideyim, Al. Ya aslında çok eğlenceli bir parti olacak. Bence kaçırdığında üzüleceksin. O yüzden bir daha düşün istersen. Düşünmeme gerek yok. Geliyorum. Okul çıkış adresi verirsin. Tabii veririm. Kızlar siz de gelin isterseniz. Ne oldu? Geliyor oğlum, geliyor. Gördün mü? Mimi haklıymış. Bak. Ben de alsana. Üzüldüğüne değdi mi peki? Hulusi, hadi kantine gidelim. Tamam. Yağmur, yarın sen kendine bir program yap. Benim misafirlerim gelecek. Evet ya. Delirdin mi Emre? Ne programı? Ne misafiri? Beni partiye davet etmeyecek misin? Tabii ki hayır. Peki öyle olsun. Seninki geliyor. Selim, Emre beni yarın evde vereceği partiye davet etti. Öyle mi? Hı-hı. Sen de geleceksin değil mi? Yo, bana bir şey söylemedi. Canım, kuzenim değil mi? Davet mi ediyorsun? Belki de seninle baş başa kalmak istiyordur. Zeynep. Efendim? Aradığın kitap kütüphanede varmış, bak. Teşekkür ederim. Önemli değil. O kadar aradım ya. Sağ ol. Sorun değil. Korkmuyorsun değil mi? Sakın korkma. Ben arkanda takipteyim. Eksik olma. Püskül ya, rahat dur. Zaten korkuyorum. He? Ama Püskül, sen oradasın. O halde arkamdaki kim? Çocuklar, ciddi bir sorunumuz var. Sakın bayım, sakın. Peki. Biz bu taş toplama işine hiç girmeyecektik. Şşt. Aa. Hal benim cici köpeğim. Hal. Sarayı bekle. Hal benim güzel köpeğim. Benim cici köpeğim. Sarayı bekle. Hadi cici köpeğim. Aferin sana Yağmurcuğum. Hadi zamanımız azalıyor. Hadi çabuk gidelim hadi. Yavaş ama. Dikkat. Acaba hangisi yalancı taşlarla kaplı yolu açılıyor? Şu. Bu. Görevini. Hadi. Yanınızdayım. Canım benim. Sakın taşların dediklerine inanmayın.
Sadece lal taşına ulaştığımızı hayal edelim, o kadar. Söylemesi kolaydı tabii. Hadi canım. Bırak canım benim. Yürü. Üzgünlerimi canım acıyor. Bırak hadi. Bana. Bırak. Hadi. Bırak. Tamam yürü. Bırak bana. Benim üzerime basanın ayağı cayır cayır yanar. Nana ayaklarım yanıyor. Hayır Yağmur yanmıyor. Taşlar yalan söylüyor. Dinlemeyin onları tamam mı? Tamam. Bakın bu zümrüt kolyeyi kim ister? Nana bak bu kolye ne kadar yakışır sana. Hayır Balyoz sakın yapma. Aşağı düşersin. Sakın. Benim ne işim var burada ya? Sakın Nana. Hayır Nana yapma. Nana hayır yapma. Hayır Nana sakın yapma. Hadi az kaldı. Hadi. Bakın kapının kolu orada işte. İyi de kapı nerede? Görmüyor musunuz? Burada kapı falan yok. Her yer taş duvar. Buralarda bir yerde olmalı. Hayal taşını arıyoruz değil mi? Hı. O halde kapıyı hayal etmeyi deneyelim. Hep beraber hayal edersek belki kapıya ulaşırız. Anahtar doğru söylüyor. Yağmur. Bir de yağmur mu başladı? Hayır, benim adım Yağmur. Hadi hayal edelim o zaman hadi. Bakalım olacak mı? Başardık. Yaşasın. Benim. Sadık hizmetkarınızım, bunu biliyorsunuz. Ama siz beni böyle ikide birde buraya alırsanız anahtar çocuğu nasıl ele geçirebilirim ha? Söyler misiniz? Nedense senin bu işi başaracağına dair hiçbir inancım kalmadı. Ama benden iyi bir hizmetkar bulamazsınız ki Yüce İlayda. Çünkü bu çocuk hakkındaki her şeyi, tüm ailesini, okulunu, her şeyi biliyorum. Üstelik dünyaya gidebilme yeteneğim de var. Eğer beni gönderirseniz size kim yardım edecek ha? Bu köpiş mi? Onun adı Buzbaş. Dikkatli konuş. Buzbaş. Cici köpek. Vucu vucu. Şimdi bu sihirli aynanın başına geç ve gözünü dört aç. Benim buz maskesi yapmam gerekiyor. Peki. Hangi galaksiden olursa olsun bütün kadınlar aynı. Vay vay vay. Demek buradasınız ha? Şimdi işinizi bitirdim. İlayda'ya çok harika bir sürpriz yapacağım. Kuzbaş. Cici köpek. Aranızda bunu hayal eden var mıydı? Tabii ki hayır. O kadar korkuyorum ki bayılamayacağım bile. Düşünün artık. Arkadaşlar, sanırım ondan korkmamıza gerek yok. Baksanıza o da esir burada. Emin misin? Merhaba.
Dikkat et. Sana zarar vermek için gelmedik buraya. Kötü bir niyetimiz yok. Bunu sana gösterebilirim. Hadi arkadaşlar, hadi. Yağmur, ona bir şans ver, hadi. Bak hiçbir şey yapmıyor, yanındayım. Hadi gel. Hadi gel. Herkese bir kez de olsa şans verilmeli, öyle değil mi? Gelin, gelin, gelin. Bir şans verin ona. Hadi. Hadi. Hadi Püskül. Beni Ruzlar Kraliçesi İlayda buraya hapsetti. Duvidogonadar. Taşı alıp hemen gidelim. Onu çözmeyelim. Başımıza iş açabilir. Onu böyle bırakamayız. Buna ne çok oldu ama. Sesimi çıkarmadıkça istediği gibi at koşturuyor. Saat kaç oldu? Kendi yetmiyor, bir de Yağmur'u almış yanıma. Bu taş bende olduğu müddetçe kimsenin onu almaya cesaret edemeyeceğini söyleyip beni buraya kapatmıştı. Beni özgürlüğüme kavuşturdunuz. Çok teşekkür ederim. Çok az zamanımız kaldı. Hemen gitmeliyiz. Çok teşekkür ederim. Hadi. 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 Durun canım. Bu ne acele böyle? Ne oluyor? Bu kafes varken hiçbir yere gidemezsiniz. Buraya kadarmış nanacık. Ne yapalım? Şeker. Anneciğim, çok tırsıyorum. Hadi Balyoz yardım et. Korkmana hiç gerek yok. Sen çok güçlüsün. Hadi, hadi Balyoz. Hadi Balyoz, hadi Balyoz. Hadi Balyoz. Hadi Balyoz. Hadi. Hadi Balyoz. Hadi Balyoz, hadi. Hadi ama Balyoz. Yaşasın, kurtulduk. Çok teşekkürler Gurman. İstersen bizimle gelebilirsin. Hayır, ailemi bulmam gerek. Ayrıca burası benim gezegenim. Bir gün İlayda'nın zulmünden gezegenimiz kurtulacak. Ve biz eski güzel günlerimize döneceğiz. Umarım. Bunun için elimizden geleni yapacağız Gurman. Hadi Yağmur. Vaktimiz kalmadı. Hadi acele edelim. Hoşça kal Gurman. Güle güle arkadaşlar. Nerede kaldı bunlar? Gece oldu ya. Gelirler evladım. Amma telaş yaptın sen de. Kolina Hanım. Kolina Hanım. Geldi Gülkuş efendim. Nerede kaldı bunlar Kolina Hanım? Vallahi yüreğim çıkacak. Sorma. Ben de çok merak ediyorum. Akşam olmadan dönmeleri gerekiyordu. Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Ayaklarına kötü kötü şeyler getirme. Birazdan gelirler. Gelir gelmez hemen buraya yolla onları. Artık Hakan'ı oyalayamıyorum. Tamam tamam, merak etme sen. Hadi ben kaçtım. Nerede kaldılar bunlar canım? Geldi.
Daha dönmediler mi? Ay Kirkon amca, çok korkuyorum. Kesin başlarına bir şey geldi. Geldiler. Nerede Nina? Taşı, alabildiniz mi taşı? İşte burada. Aferin size. Bizim için çocuk oyuncağıydı. Çok kolay oldu. Ne demek ki? İşte bu kadar. Bak Kirkon amca, ikinci şifre çıktı. Bulmamız gereken ikinci taş kaplan gözü taşı. Bu taş yardımlaşma taşı olarak da bilinir. İşimiz giderek zorlaşacak. Derslere ağırlık vermeliyiz. Yarından itibaren derslerin sayısını artırıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nana, sen şimdi hemen Yağmur'u al git. Hakan sinirden delirmek üzere. Tamam, görüşürüz. Hakan da git. Hadi Yağmur. Güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Hakan da kim? Ne bileyim ben ya. Hakan kim dedim? Of. Ay, anneciğim, çok kırıyorum ben. Sahtekar. Ödlek şey. Bir de tabanları yağlayıp kaçmışsın. Evet. Ama kraliçe, çok tırstım. Ne yapayım? Ha? Anahtar çocuk burnumuzun dibine kadar geliyor. Sen onu elinden kaçırıyorsun. Bu da yetmiyormuş gibi. Bir de Gurman'ı serbest bırakmışlar. Acaba onu esir tuttuğum yeri nasıl bulmuşlar? Sonra boynundaki lal taşı da yok, baksana. Umarım düşündüğüm şeyi yapmaya çalışmıyorlardır. Bilmece gibi konuşuyorsunuz sevgili İlayda. Sana gelince bu sefer öyle bir ceza vereceğim ki buz kütlesini bile özleyeceksin. Aa, ayıp ediyorsunuz ama. Dursutmayın beni canım. Of ya, amma da önemli. Ya ben ne şanssızım ya. Of. Of ya, of. Son anda bir de şoker şapşalı karşımıza çıkmaz mı? Neyse. Aldınız ya taşı. Allah'a şükür. Aman kızım, Yağmur'a bir şey olursa ölürüm vallahi. Öyle şey olur mu Makbuş? Sen hiç merak etme. Hem kutsal çubuk onda olduğu sürece kimse ona bir şey yapamaz. Ne bileyim evladım, hiç aklım ermiyor benim. Sende bir durgunluk var. Ne oldu? Hakan gece benimle konuşmak istedi. Ama birdenbire kediye dönüşünce... Yağmur da çaresiz Nana yatıyor. Seninle konuşamayacak dedi. Of Makbuş. Bez bebek olduğum yetmiyormuş gibi bir de kedi oluyorum durup dururken. Of. Senin de işin zor yani. Ne diyeyim? Evladım, üzerine giysene. Böyle pijamayla dolaşma. Tamam Makbuş. Acaba partta hangi şarkıları çalsam? Sen karar ver. Senin partin. Hemen pasta da yapacaksınız değil mi? Yapacağız kokarcam, yapacağız. Hadi sen yukarı çık. Hadi. Al baba sen şunları bir bak.
Asma'yı ben hallederim Makbuş. Kızım, asma ama suratını. Görmüyor musun tavırlarını? Gördüm ama ona da hak ver. Doğal olarak kafası karışıyor. Elimde değil, ne yapayım işte. Başım beladan bir türlü kurtulmuyor. Geçecek, geçecek yavrum. Sen gitmiyor musun? Çıkacağım şimdi. Naime sabah da aradı. Çok ısrar etti. Kırmayayım bari. Git git, biraz kafanı dağıt. Birazdan burası çok kalabalık olacak zaten. Hı hı. Tek bir hayalim vardı, insan olmak. Ama olmuyor işte, olmuyor. Nasıl olmuşum? Dayanılmaz. Baba hadi kalksana, ne oturuyorsun? Nereye gideyim oğlum? Ne bileyim ya, işe gitmeyecek misin? Yo, bugün sizinle vakit geçirmek için işe gitmeyeceğim. Ya pes yani baba. Ya bugün parti vereceğimi biliyorsun. Tamam. Ben hiç sesimi çıkarmadan çalışma odamda otururum. Ya hayır baba ya. Ya Makbuş bile arkadaşına gidecek. Sen de Yağmur'u, Nana'yı falan sinemaya gidin. Hayda, resmen bizi evden kovuyorsun öyle mi bacaksız? Ya baba ya. İyi ya, ne yapalım? Gideriz biz de. Çok güzel olmuş. Ellerimle yaptım. Ay çok heyecanlıyım. Açlıktan öleceğim ya. Sabahtan beri sadece 6 tane elma, 1 kilo erik, 3 tane muz yedim. Bu meyve diyeti kesin beni öldürecek. Düzgün düzgün, çok güzelsin. Mersi canım. Seninki geliyor. Ah. Ne oldu? Neden telefonda söylemedin? Emre'nin adresini almayı unutmuşum. Nasılsa sen de partiye gitmeyecek misin? Beraber gidelim işte. Ben gelmeyecektim ya. Neyse sizi bırakayım. Ah. Yani bizimle kalmayacak mısın? Hadi baba. Tamam oğlum, ya, tamam. Tamam. Çıkıyoruz işte. Hadi. Tamam. Telaş etmeyin, telaş etmeyin. Tamam. Ya hadi ya. İnanamıyorum. Sakin ya. Ol, tamam oğlum, çıktık. Makbuş hadi. Tamam. Ya bu. Ya, tamam. Emre bu telaş ne? Hadi size iyi eğlenceler. Naime ısrar ederse akşama gelmem, haberiniz olsun. Tamam Makbuş'cum, keyfine bak. Akşama geç kalmayın. Aa baba, sen de bizimle sinemaya gelmiyor musun? Hayır, ben ofise gidiyorum kızım. Akşam görüşürüz. Üzülme ne olur. Üzülmüyorum. Hadi.